Kemal'cim. Merhabalar. Merhaba. Ve Orhan'cığım. Nergiz Hanım. Hoş geldiniz. Hoş gördük be. Hoş gördük. Oha, Orhan ve Kemal kardeşleri bir hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Bugün Balkan lezzetleriyle beraber geldik. Evet. Öncelikle Rumeli'ye selam olsun, Makedonya'ya, Yunanistan'a. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Komşularımıza şöyle alalım. Teşekkürler. Sizi lütfen buyurun. Ay böyle bayılıyorum ben, böyle güzel enerjiyle geliyorsunuz. Ay ne kadar. Bir de sabah sabah daha iyi oluyor. Ay çok iyi oldu. İyi geldi yani, sabah sabah. Çok iyi geldi, bir enerji topladık. Öncelikle stüdyodaki konuklarımız da zaten yerinde duramıyor. Kapı gıcırtısına bile boğuluyorlar. Değil mi? Biz öyleyiz. Vallahi helal olsun ablama da, yani bu yaşa rağmen helal olsun yani. Ne diyeyim? Ay o hepimiz yani genciz bu biz burada. Kemal'cim aşk olsun. Ya vallahi bir de size... Değil mi? Hepimiz. Ay bak ne kadar o taraflardan. Vallahi. Değil mi? Ya ne kadar Balkan çok... göçmeni gerçekten de Türkiye'nin genelinde Balkan göçmeni çok. Sadece Arnavut, Boşnak işte böyle sınıflandırmayalım. Yani suyun öbür tarafından, Balkan göçmeni de işte Trakya tarafından, yani suyun öbür tarafından. Çok doğru. Bulgaristan göçmeni, Yunanistan göçmeni. Her yerdeyiz be ya. Her yerdeyiz. Her yerdeyiz be ya. Evet vallahi billahi. Kesinlikle. Bir şey diyeceğim. Siz ikiniz böyle kardeşsiniz ama. Öz kardeşsiniz. Ama bu işi 2000 kaçtan 7'den beri mi beraber yapıyorsunuz? 2007'den beri yapmadan önce hiç böyle bir şey fikir yoktu da kendiliğinden mi çıktı? Nasıl oldu? Bir de başka kardeşler var mı? Yok, iki kardeşiz zaten, biz bir kız kardeşimiz var. Öncelikle Kapalı Çarşı'da. Selam söyleyelim ona da. Evet. Kapalı Çarşı'da Agop Lahaplaplı Usta'nın yanında çıraklığımızı yaptık. Önce bir Kapalı altın Çarşı'dan biz bu işe gelmeyiz. İlk işimiz altın işi. Kuyumculuk işi. Çok güzel. Çıraklığımızı orada yaptık. Hala oradayız. O zaman da şarkı işi vardı ama şu şekilde hobi olaraktı. Sonra tabii şarkılarımız insanlar beğendikçe, sevdikçe. Hap koydum, hap koydum. Türkiye'nin, adını, Türkiye'nin, yılan koydum diye. Türkiye'nin bölünmez sorunu kaynanalara bir şarkı yapalım dedik. İlk şarkımız da hap koydum kaynadaydı. Çok güzel o. Ondan sonra tabii patladı gitti kaynanalarla birlikte. Hem ne patladı. Hem yani. Bak şarkı valla önünüze geçmiş. Ben sizden olduğunu şimdi sen söyleyince tekrar atıyorum. Mesela Çek Tulumbayı var. En son para bizde. Ay o para devamlı. Bizde var ya, dur oraya geleceğim, o şahane yani. Onu ortalara bıraktık, biraz daha ortaya bıraktık Evet. Sonra böyle aranızda konuşurken mi oldu, hadi gel böyle yapalım Yok, mı dediniz? Yok, ufaklıktan beri biz zaten yapıyorduk ama profesyonel anlamda yapıyorduk. Anladım. Sonra şarkılar tabii patlayınca profesyonel anlama döndük mecburen. Evet. Ondan sonra işte yapımcı olsun, hepsi bize destek oldu. İkiniz de düğünlerde çok tercih ediliyorsunuz. Kesinlikle. Yurt dışına gidiyorsunuz. Evet, yurt dışındayız. Çoğunluk kışın yurt dışında, yazın daha çok Türkiye'yi tercih ediyoruz. Daha çok Rumeliler mi tercih ediyor sizi? Yok, yoksa... 7'den 7. Yani biz şöyle diyoruz, Edirne'den Kars'a kadar. Herkes yani sizi tutuyor yani. Ayrımımız zaman için. Doğu'da bir Karadeniz'i de gidiyoruz yani, problem olmuyor. Kesinlikle güzel. Sadece ya zaten hepimiz artık birbirimize karıştık. Kız alıp kız veriyoruz birbirimize. Onun için hatta geçen gün Belarus'a gittik. Kemal'le şakalaşıyoruz. Hani inanamadık. Aradılar Belarus, ya diyoruz acaba hani biri şey mi yapıyor? Hani kapara gelene kadar Kemal ya yani, Belarus'ta ya acaba birisi bizi dolandırıyor mu? Dalga mı geçiyor? Belarus'ta Rusya yani. Hadi Avrupa'ya alışıyoruz. Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere'ye de alışıyoruz. Belarus deyince bir durduk. Hadi Rusya'da belki diyeceğim. Belarus'la alakalı bir baktım, para bizde. Ay gelin hanım güzel. Rus. Allah Allah dedim, acaba hani nasıl Türkçe bildiği tek şey para bizde. Başka Ay bir şey bilmiyoruz. Çok güzel ya. O da güzel kelime öyle. Para bizde. Sadece parayı öğrenmiş Türkiye'ye geliyor. Tek Türk'te ikimiziz. Söylüyoruz. Ruslar başladı, para bizde. Ama evet, para bizde. Çok tatlı insanlar. İnan ki yani bizim bütün şarkılarımızda oynadılar. Sıcaktırlar. Hoşuma bir de bir şey gitti. Mesela masada yediğimiz mandalina, mesela bildiğiniz Adana'nın mandalinası. İşte Kayseri pastırması. Ay ne hani güzel. Gerçekten dostlar hani, ben yediklerimin hepsi Türkiye'den de. Ay ne hoşuma kadar da güzel gitti, değil mi? Çok yani. Zaten çok sıcaktırlar. Nedense böyle bize sanki soğuklarmış falan gibi yok, anlatılır. Yok. Çok sıcak. Benim İnan ailemde çok de anneanne tarafım öyle Rus ama olduğu için. Ama sanki biraz göçmenlik de sizde böyle. Anneannem var, benim var. Rus. O yüzden ondandır. Güzellik oradan çok geliyor. Çok da sıcak olurlar. Türk'le karışım güzel oldu. Ama çok şeyler. Yani çok sıcaktırlar gerçekten. Ruslar mesela çok annem, sıcaktırlar. Annemle de bazen yurt dışı gittiğimizde. Annem mesela hani konuşma değil. Bizimkiler neredensin? Neresin? Kimsin? Ha Selanik'ten hani istediğin kadar bizimkiler... Konuşur yani mecbur. Çok doğru. Yani. Peki ailede sizden başka müzikle uğraşan insan var yok, mı? Yok. Bizden başka. Ne ilginç ya. Peki anne baba
Hayatta mı? Hayatta anne baba. Babam müzikle uğraşmış. Gençliğinde uğraşmış ama profesyonel anlamda uğraşmış. Onlar peki böyle bir anda kuyumculuk işi yaparken böyle siz gittikçe daha profesyonel bir hale geldiniz. Mutlu mular bundan? Ya kesinlikle. Annem ilk başlarda zaman... zorlandık tabii mesela. dedi bak olur bunlar, yani olur. Gece hayatı falan biliyorsunuz. Dediler bak hani bir şey yaparsanız sütümü helal etmem. Biz hala... Mesela benim yaşım 35, kardeşim 33. Daha hala, aslında çok ufaksınız ha. Yani. Gençsiniz çok. Hala evet. Mesela korkarız hani mesela bak annem böyle böyle dedi hani. Hala bir ki erkek adam biraz anneden hani çekindiği için biz de o sözümüzü hala tutuyoruz. Kesinlikle. Ama çok iyi. Yola devam. Şey, ama bu çok için. Önemli bir şey. Tamam. Ailenin yanında olması ve onların da bu şekilde. Ailenin yanında olduğunu benimsemen özellikle. Yani aile kültürü çok farklı bir şeydir. Yani çok dünyada doğru. Tek Türkler ben inanıyorum ki. Ruslarda da var öyle bir şey. Evet. Yani aileye çok bağımlılar. Yani aile her şeydir ya bizim için. Yani siz kendi içinizde o aile bağlılığını kesinlikle. Yaşıyor musunuz o kültürünüzle kesinlikle. Beraber? Kültürümüzü değil mi? Sonuna kadar değil mi? Yaşıyoruz yani. Çok da faydası ya var. Ya unuttuğumuz evet. Zaman zaten her şeyimizi yani ben çocuğuma geçiremedikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Çok doğru. Yani. Şimdi bu Para Bende şarkısını biliyorsunuz. Para bende değil. Para bizde aman. Para bizde değil. Hepimizde para. Hepimizde para. Para bizde. Evet, para bizde. Çünkü 3 aydır para bizde. Para bizde, para bizde diyoruz. Telefonlar oluyoruz bu sefer. Hani o klipte attığımız paralar Instagram'da, sahtedir. Instagram'da yazılı. Aman onu söyle. Aman zaten ama, insanlar hayır. Bak böyle aportta bekliyorlar. Ben buna ne bir şey yazsam da bakayım. Aa para sahte bizde. Para değil mi? Falan diye bekliyorlar şimdi klipte böyle. Defalarca para atıyoruz işte. Külçük şey paralar atıyoruz. Ha. İşte altına yazmışlar veya işte Instagram'dan tabii, işte tabii, abi. Tabii. Ne borçlu bitti, ne hasta bitti. Ne... Allah'ım ya. 70 milyarlık çekim var Orhan Bey göndermişsiniz. Ben dedim şaka herhalde. Ha bir de böylesi de var. Bak şimdi bir kısmı var sen paraları ayaklar altına mı atıyorsun falan diye. Tamam mı? Onlar bir duruyorlar köşede. Bir de şey var tabii. Benim paraya ihtiyacım o attığım paraları bana gönderiyor. Allah'ım ya. Ay, Allah'ım ödemeler. Ya. Ya para bizde deyince biz demek hepimiz demek yani mizah para bizde şöyle bizde mizah olarak ama tabii evet. Onu anlamayan arkadaşlar var para herhalde sizde diye para yok ama yani para bizde değil. Bu şarkı çok tuttu ya Allah aşkına. İstanbul'u gelinde Boran kardeşler biliyorsun evet. Bu şarkıyla çok güzel bir dans eder ben o sahneyi unutamıyorum çok evet. Keyifli bir sahneydi çok güzeldi evet. Şarkı isteklerinde de her zaman için onlara değil zaten mi? Destek oldu. Bir bakalım mı ona tabii hadi bakalım. Allah cezanı vermesin. Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok. Mankenlerle yarışırız, güzeliz çok çok. Bütün gözler üstümüzde, çekemeyin çok çok. Arabamız var, havamız çok. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Söyle söyle. Hayat bizde, her şey bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Ya çok güzel olmuş. Teşekkür yani ederim. Ne kadar yakışmış. Hakkını vermişler ya, gerçekten. Hem onlar hakkını vermiş hem şarkı çok güzel. Efendim İstanbul'u gelin cuma akşamları biliyorsunuz. Ben yani büyük bir biz keyifle. Biz de keyifle izliyoruz. Çok program güzel. Falan bozuyorum. Oturuyorum evde onu seyrediyorum. Dizi işte senaristler olsun yapımcılar olsun arıyor şimdi. İşte ilk paralı sahnede bizi arıyorlar. Bir de ben de o yüzden mesela bir yönetmen veya arıyorsa ilk paralı sahnede. Ya bir de. Bu Türkiye'de böyle bir şarkı bilmiyorum hiç çıktı mı? Ben ilk defa sanki diyorum para bizde. Hemen paralı sahnede anında işte para bizde ay, koyuyorsun. Çok şeker. Yani bize zararı mı var, yararı mı var bilemiyorum aman ama. Aman oldu bak gördün mü? Ondan önce kaynana şarkılarımız vardı. Oldu. Kaynana şarkılarımız vardı evet. Ondan önce. Onda da her kaynanalı bir şey de geliyor. Evet, her şey ama Türkiye'nin en büyük sorunu olduğu için onları yapıyorduk. Onlar devamlı gitti. Sen Türkiye'nin mi sorunu zannediyorsun? Dünyanın sorunu şekerim yok kaynana. Ya, sen deli var var var. Dünyada Türkiye'de da var. Biraz daha böyle şey içine... biraz fazla yani. Bir aradayız ya ondandır.